Herkese selamlar. Geleceğin Kalp kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bu videomuzda sizlere gerçekten gündemde olan ve onlarca trilyon dolarlık banka kuruluşlarında dikkatini çeken ve bunun üzerinde çeşitli çalışmalar yapılan tokenizasyon çalışmalarını, tokenizasyon nedir ve bunu kripto özelinde blockchain sektöründe sizlere anlatmak istiyorum. Blockchain özelinde. Ve bakar mısınız? Marketin gelecek nesli diyor. Larry Fink, BlackRock CEO'su onlarca trilyon dolarlık bir varlık yöneticisidir bu adam. Ve diyor ki hiç şakası yok. Tokenizasyon gelecektir. Ve bu gelecekteki olabilecek olası potansiyellerden ise sizlere göstereceğim nasıl yüzlerce X yapabilme potansiyelini sizlere anlatacağım. Fakat diyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece size bunu bakın keşfedin ve tokenizasyon mantığını anlayın diye bu videoyu çekeceğim. Ve devamında ise sizlere bir RWA yani tokenizasyon Real World Asset gerçek dünya varlıklarının blockchain ile bağlantılı olan harika değer üreten o projelerden bahsedeceğiz. Bir sepet yapacağız ve o sepetin olası getirilerini, tahminlerini sizlere yorumlayacağım. Şimdi tokenizasyon nedir ile başlayalım. Tokenizasyon sizin varlıklarınızı üretilen o token'ın dijital birer temsili. Sizin blockchain token'ı üzerinde mesela bu bir NFT olabilir veya bir banka hesabınız olabilir veya elinizde tutmuş olduğunuz kağıt paraları, TL'leri, fiyat para birimlerini blockchain üzerine empoze edilmiş dijital birer varlık olarak görebilirsiniz tokenizasyonu. Ve birçok çeşitli olduğunu sizlere anlatacağım ki aslında tokenizasyon kripto paradan ibaret olmadığını ise şu izleteceğim videoyla anlayacaksınız ki biz Chainlink sitesinden inceliyoruz. Chainlink'in eğitim portalından. Ben de zaten tokenizasyon eğitimlerimi Chainlink'in tokenizasyon kamplarından öğrendim. Ve onları şu an ufaktan kendimi geliştiriyorum. Tokenizasyon bizim bankalar, global marketler, işte varlık yöneticileri, finansal market girişimlerinin işte gelişimleri, büyümesi, finansal olarak artık bizi dijitale ittiğini söylüyor. Ve bunu da empoze ediyorlar. Tokenizasyon üzerinde blockchain'i. Çünkü neden? Aslında Bitcoin öyle büyük bir devrim ki altından gelecek Ethereum, Ethereum'dan başlayarak milyonlarca kripto paranın oluşmasına öncülük ediyor. Ve işte biz nasıl kripto para oluşturulur, nasıl o kripto para üzerine ekonomiler yaratılır. İşte biz de o blockchain ekonomisini, o tokenizasyonunu, mantığını sizlere anlatacağım. Ondan sonra umarım ufak da olsa faydam olmuş olabilir. Neyse. İşte varlık yöneticilerinin, Chainlink gibi platformlardan sizler likidite elde edebilirsiniz. Ve tokenizasyonun nasıl olduğunu tartışabilirsiniz veya fikirleriniz varsa işte yeni birer finansal marketler, enstrümanlar işte tarihsel olarak bizleri buna çevreye karşı şey yapıyordu. Etkileşimde bırakmıyordu. Fakat bu artık globalleşme olduğu için artık dünyanın globalleşme çağında hani bir ülkeye gidiyorsunuz, onun döviz bürosuna para biriminizi bozuyorsunuz. İşte çeşit çeşitli karmaşıklıklar olacağına tokenizasyonla birlikte tüm ülkeler o merkeziyetsiz varlığı değer olarak sayıp kullanabiliyor. Dolar mesela rezerv para birimi. Ona geleceğim. Bir tokenizasyonun nasıl çalıştığını, mantığını şurada bir anlayalım. İngilizcesi var, altta Türkçesi alt yazılı bir şekilde olacak. İyi seyirler. Buradan izleyelim. Tokenized assets, the new trillion-dollar market opportunity. But what are they exactly? Tokenized assets are digital representations of real-world things. Almost any asset can be tokenized on a blockchain. Tokenized assets are more efficient, more liquid, and more transparent. The biggest banks in the world are already exploring tokenized assets because that's what their clients want. But tokenized assets will be spread across hundreds of blockchains. That's where Chainlink comes in. It connects everything together. Chainlink is how tokenized assets go global. Which is why everyone's talking about. Şimdi bunun mantığını anlattıysa, bunu bir de üzerinden ben geçeyim.
trilyon dolarlık olma potansiyeli olan bir sektör. Şu anda CMC'yi incelediğimiz zaman RVA, Real World Asset kategorisinin şu anda ise kaç milyar dolar olduğunu söyleyeyim sizlere. Avax gibi, VET gibi, Maker gibi devasa projeler var. Şişiriyor marketi fakat 30 milyar dolar. Yani tüm marketi o 1 trilyon dolara kadar çıkarabilecek devasa bir potansiyelden bahsediyoruz ki aşağı doğru indikçe market değerleri düştükçe mesela 80 milyar dolar Goldfinch bir borç verme platformudur merkeziyetsiz 62 milyon dolar ki bu tüm sektörü 30x yaptığı halde bu Goldfinch 100x de yapar. LTO 100x de yapar. TokenFi o da 100x yapar. Tabii token ekonomilerine göre. Şimdi tokenizasyon, token'ı oluşturuyorsunuz. Fakat bunun management kısmı var. Yönetim kısmı. İşte bu çok önemli. Trilyon Opportunity. dolarlık. But what are they exactly? Tokenized assets are digital rep. Yani dijital olarak aklınıza ne geliyorsa real asset bu gerçek değerli, gerçek varlıklar. İşte aklınıza ne geliyorsa para birimleri, işte emtialar, sözleşmeler veyahut toplanabilir NFT'ler, collectibles. Represent blockchain. Ve bunları token üzerine dönüştürebiliyorsunuz ve onu bir değer yaratımı olarak, bir borç verme olarak, bir finansal sistem olarak bir değer yaratma mekanizmasına dönüştürebiliyorsunuz. Tokenized assets are more efficient, more liquid, Daha tasarruflu, daha likidite, daha uygun, and more transparent. daha transferler kolay olduğu. Mesela dediğim gibi İngiltere'ye ben kuzenime nasıl para aktaracağım, nasıl bir varlık transferi yapacağım? Oturduk bir saat düşündük. Yani bulamadık yani. Yok hükümetten şöyle izin almamız lazım. Yok böyle şey değil. Merkeziyetsiz dünyanın herhangi bir yerine sen ve alıcı arasında başka hiçbir kimsenin olmadığı hızlı bir şekilde 10 saniye 1 dakika içerisinde o varlığı permissionless şeklinde izin istemeden verebiliyorsunuz. Biggest banks in the world are already. Zaten dünyanın en büyük bankaları bunun çalışmalarını yapıyorlar. Sizin aslında bankanızda bulunan para tamamı kağıt para olarak saklanmıyor. Yani size onun token'ı Türk lirası TL mesela 1 milyon lira var bankanızda diyelim ki. O 1 milyon lira hani direkt tak bankamatikten tamam çekebilirsiniz belli bir miktar ama o paranın hepsini kağıt paraya dönüştürseniz ve dünyadaki herkes bankadaki dijital varlıklarını kağıt paraya dönüştürseydi ağaç yetmezdi, dünyadaki kağıtlar yetmezdi. O kadar büyük bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden dijitalleşme şarttır. Exploring tokenized assets because that's what their clients want. But Araştırmalardan tokenized assets will be. dediğim gibi Larry Fink, BlackRock gibi devasa firmalar zaten bunun öncüleri ve biz işte Bitcoin depoluyorlar. Şu anda Bitcoin Spot ETF yoluyla Bitcoin'lerini depoluyorlar ki onları bir likidite olsun. Müşterilerine karşı onların sözleşmeleri olsun. Mesela ETF'ler orijinal Bitcoin değil. Adam Bitcoin alıyor. Onun karşılığında sözleşmeli Bitcoin, wrapped Bitcoin yani sarılmış token olarak Bitcoin'i veriyor. Müşteri çekmek istediği zaman da orijinal Bitcoin'i alabiliyor. İşte bu tokenizasyon edilmiş Bitcoin. Spread across hundreds of blockchains. That's where Chainlink comes in. Chainlink'te zaten bir proje. Biz herhangi bir aracıyla oyun projesi işte okul, eğitim veyahut bir finans projesiyle birlikte Chainlink bir köprü görevi görüyor. Aynı zamanda ise Chainlink proje incelemesi yaptık şu anda. O da It connects everything together. Chainlink is how tokenized assets go global, which is why everyone's talking about. herkes bundan bahsediyor. Önemli. Bir garanti nasıl kullanıldığını gördük. Bize yararları var. İşte zaman yapıyor. Zaten videoda kısaca izlemişsinizdir. Maliyetleri düşük. Hemen ağ bağlayabilirsiniz. Ethereum ağı altında. BNB gibi. Birçok kripto para mevcut zaten bunu yapan. İşte bunu da blockchain üzerine inşa ediyoruz. Transferler kolay. Ulaşım çok kolay. Verimlilik alanında gerçekten inanılmaz derecede ulaşılabilir. Ve sizin ownership güzel. Yani sahiplik güzel. Stable coin'ler, döviz büroları, hani dediğimiz döviz varlıkları, dolar, euro, sterlin, yuan
gibi varlıkları zaten bankanız tutuyor. İşte bunu da blockchain üzerine empoze edilmiş. Mesela USD Tether var. Sabit fiyat para birimi. İnsanlar sabit para olarak bunları tutuyor. Boşluklar var. Geleneksel işte enstrümanların blockchain üzerine yapılması. Real estate gerçek yani varlıklar, ev, arsa gibi şeyler var. İşte real estate kısmında ben RVA kısmına bağlayacağım. O yüzden sonuna kadar izleyin. Artwork Collectibles, NFT'ler zaten demiştik. NFT neydi? Taşınabilir dijital varlık. Müzik veya bir müzik yaparsınız, sanat. Onu da token'a dönüştürebilirsiniz. Plak. Yani bunu bildiğimiz plak gibi algılayabilirsiniz. Gaming kısmı ise zaten oyunlarda kullandığımız o token'ların işte Gamify projeleri, Metaverse bunu hali hazırda yapıyor. Girilebilir. Oyundaki dijital fiziki ürünleri ise benim şöyle yatırım yapmış oldum. Bizzat Boson protokol var. Orada gerçekten büyük kazançlar sağlayabiliriz. Şimdi gelin real world asset varlıklarını bir inceleyelim. Tabii bu uzuyor. Bunun neler çözdüğünü falan. Onları ben size kısaca anlattım. Burada token sözleşmeleri oluyor ve aralarındaki aracı köprü ise chaining oluşturuyor. Proof of reserve. Rezerv kanıtı. Güzel. Hani dedim ya, Larry Fink Bitcoin ETF yapıyor, müşterilerine satıyor. Fakat onun bir kanıtı olması lazım. Onun kanıtını da Arkham Intelligence üzerinden BlackRock yazarak ne kadar rezerv olduğunu gösterebilirim. Aratıyoruz. Buradan BlackRock hemen yani zaten çıkar. Larry Fink ne yapmıştı? Bitcoin tutmuştu. Bakın 1 milyar dolara kadar da bayağı yüklü miktar Ether almış. Ben de Ether alıyorum yüklü miktar çünkü geleceği yeri biliyorum. Bitcoin'lerini düzenli olarak alıyor. Düzenli olarak Bitcoin ve Ethereum'a bayağı abanmış gözüküyoruz. Token Balance History'den işte ne kadar Bitcoin topladığını bakın sürekli Bitcoin topluyor falan. Çünkü müşterilerine teminat vermesi lazım. Hani kafasına göre at sana Bitcoin al. Şu kadar mı alıyorsun? Sana şu kadar çek yazalım. Mantığı değil. 370 bin, 367 bin tane Bitcoin'i var. Şimdi gelin bu potansiyel bir sepet yapalım. Şurada benim beğendiklerim arasında OMM Mantra var ama şu anda çok yükseldi. Dedim ya yüzlerce X potansiyeli olan bir sektör ve bazıları ise önden şöyle bakayım. Dipten 100x gibi devasa kazançlar yapabiliyor. Tabi ayı da çöktü. İnsanlar korktu, girmedi. İşte korkuyu satın alan zengin oluyor bu sektörde. Ben herkesin korktuğu yerde girerim. Herkesin coştuğu yerde de mallarımı boşaltırım. Onda güzel, onda bizzat BlackRock gibi burada kurumlara finansal destek sağlıyor. İşte ufak tefek düşüşler yaşayabiliriz. Bir günde %5'lik gibi düşüşlere kalbiniz dayanıyorsa kripto sektörüne giriş yapabilirsiniz. Tavsiye yatırım tavsiyesi değildir. Yani bir potansiyel var. Lokal diplerde takıldığımızı düşünüyorum. Ether ağı altında hani dedim ya tokenizasyon. Ether ağı altında web sitesine girip inceleyebilirsiniz. Coinbase gibi kurumsal dediğimiz borsalarda listeli ve şu anda Real World Asset kategorisinde öncülük ediyor. Ya ben yükseleceğini düşünüyorum. Boğa'da ise yani 10-15x rahat bir şekilde getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü dedim ya hype bu tarafta. Yapay zeka ve RVA tarafında. Ben bugün bunun RVA tarafını daha baskın inceledim. Öbür videolarda ise yapay zekayı depini anlatırız. Synthetix çok düştü biliyorum ama elimde tutmaya devam ediyorum. Yani token ekonomisi güzel. Enflasyonu %0. Şu an daha token basmıyorlar. Diplerde dolaşıyor şu anda. Potansiyel diplerinde dolaşıyor. Zirvesi 30. Bence zirveyi görürüz. Zirveyi geçebilir. Öyle bir proje. Fakat dediğim gibi dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yani tam coşkuyu tattığınız zaman tepelerde 5 dolar ki ben 5 doları kıracağını da düşünüyordum. İşte en azından 10 dolarları geçeriz diye düşünüyordum. Fakat işte hani
fırsattan istifade sizi mağdur da edebilirler. Dediğim gibi ufak tefek miktarlarla bu projelere bakılabilir. Ne demiştik? Ondo, SNX, Synthetix ve arkalara doğru gittikçe market değeri büyüdükçe 280 sıralaması pardon 300. yani geriye doğru gittikçe artık risk artıyor ve market değerlemesi hacmi küçülüyor. Yani şunu bakın. Eğer ki mesela Avax, mesela Chainlink 7 milyar dolar. Yani bunun 20x yapması için 140 milyar dolara ihtiyacı var. Mesela Goldfinch'in 20x yapması için 1 milyar dolara ihtiyacı var. Ha, işte bunun gibi potansiyel getirilerini de riskini de ölçmeniz lazım. Asimetrik risk diyoruz buna. Kayıp oranının düşük olduğu, yani %100'e kadar ben zarar edebilirim. Doğru. Fakat kazanacağımın bir sınırı yok. Marketteki hype'a göre. Beğendiğim projeleri devam edelim. Burada PolyX fena değil. Binance tarafında olabilir. Origin Track zaten benim favorim. Bu proje gerçekten çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ufak tefek silkelemeler olabilir. Ya bunlardan korkmuyorum. Olabilir. Yani ben bunun maliyetini zaten 55-60 centlerde yaptım. Yeni sepetler yaptım, eklemeler yaptım. Sürekli. Dolar maliyet ortalaması, dolar cost average. Bunlara dikkatli olmanız lazım. Düşüş, bir silkeleme. Şu anda insanlar, bakın şu anda insanlar bu sektörden bıktı. Ya kazandırmıyor, bu etmiyor, altın uçuyor, S&P 500 uçuyor, Borsa İstanbul tamam o da kazandırmıyor bu ara. Yükseliyor. Peki bu neden yükselmiyor? İşte bu senin elendiğin nokta. Sabır edeceksin. Zamanı geldiği zaman bu hype tekrardan geldiği zaman en az 10x ve üzerini görürüz. Chromia güzel. Alice üzerinde birçok Web 3 platformlarında bizim bu projede kullanıyoruz. Hatta Chromia Wallet kendilerine ait cüzdanları var. Bir girişimleri var. Girişimcilik çözümleri, Web 3, merkeziyetsiz, kendine ait bir ağı var. Metaverse, Alice oyununu dediğim gibi bu cüzdanlarla kullanabiliyorsunuz. Modüler blockchain birçok ağla çalışabilir ve kendinize ait tokenları oluşturabilirsiniz. Şu an diplerde takıldığını düşünüyorum. Hani hangi coin'e bakarsanız bakın şu anda bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Maple güzel. Borçlanma platformu merkeziyetsiz ve size teminat olarak o tokenizleşmiş oluşturulmuş tokenlardan veriyor. Maple güzel. Hani bir patlama yapabilir. Tıpkı şey gibi, OM gibi, mantra gibi. Goldfinch hani dediğim gibi tek tek beğendiklerimi gösteriyorum sizlere. Goldfinch projesi de aynı. Yani web sitesinden de bakabilirsiniz. Yani grafikleri şu anda düşük seviyelerde lokal diplerinde geziniyorlar. Dediğim gibi gerçek işte firmaların ne bileyim bankaların yield farming kullanım havuzları faiz gibi getirileri bize blockchain özelinde sağlayan bir sektör. Yani teminat olmadan borçlanabiliyorsunuz. Merkeziyetsiz bir şekilde fakat onun da işte ödeme zamanları oluyor, bir şeyler oluyor. Onları ödeyebilmeniz lazım. Fakat teminat olmadan mesela siz gidin bankadan bir kredi çekin. Size veriyor mu? Yok. Ve faiz oranları var. Borcu alıyorsunuz fakat bana faiz vermen gerekiyor. Senior havuzu müsait, açık gibi. Kapalılar hemen 37 aylık bir 10 milyon dolarlık bir şey olmuş sürdürülebilirlik. Yani birçok projenizi buradan kredi çekip büyük şirketlerde mesela kullanabiliyorsunuz ve yavaş yavaş o token üzerinde faizinde o borcu ödeyebiliyorsunuz. Güzel. Goldfinch gerçekten dikkatimi çekti. LTO Avrupa menşeli. O da işte hükümet denetimlerinde. İşte o da Enterprise Solutions tıpkı Chromia gibi layer bir ağı var. Zemin bir.
post proof of stake, işte getiri kanıtı, o tutma kanıtı dediğimiz gibi NFT'ler, platform, post mekanizması, real world asset. Grafiğine baktığımız zaman dediğim gibi diplerde takılıyor. En az 10x ve üzeri. Gittikçe potansiyeli artıyor. Geriye doğru gittikçe. TokenFi. İşte bu biraz üzerinde durabiliriz. TokenFi projesi gerçekten muazzam derecede bir potansiyel barındırıyor. Çünkü neden? TokenFi hem yapay zeka projesi hem real asset, gerçek işte varlıkları, gerçek emlak gibi yerleri tokenize edebiliyor ve artık herkes yazılım bilmek zorunda değil. Eğitim kısmında ve birçok meme, Telegram bot, Launchpad gibi ön satışlarda sosyal token ve TokenFi Floki'nin altyapısından geliyor. İşte bu proje dikkate alınacak bir proje. Ben şahsen yatırım yapıyorum. Yani iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Fiyat olarak dediğim gibi diplerde. 20x olabilir. 20x olabilecek bir proje. Standart tokenizasyon üretiminin kolay bir yolu. Hani dediğim gibi ekstra pahalı oluyor normalde. Solidity adı altında. Yazılım tabanı altında. Ama ortalama bir kullanıcı için daha pahalı oluyor. Fakat TokenFi sizlere gerçek bir çözüm sunuyor. Dedim ya, gerçek çözüm sunan projeler değer yaratır. Ve o token kullanırsa. Fakat nasıl token oluşturuluyor sizlere hemen göstereyim. TokenFi projesi üzerinde duruyorum. Yani sonuçta normal bir token oluşturacaksınız. Ethereum ağı altında. ERC20. Binance Smart Chain olsun. Veyahut dediğim gibi yine Ethereum ağı altında olsun. Çünkü Ethereum uzun vadede burada olabilecek sektörlerden birisidir. Token'ınız hakkında işte buraya bir logo yapıştırırsınız. Ben geleceğin kaşifi gibi. Gekka token gibi. İşte sembolümü yapıştırırım. Buraya Gekka Gek AI gibi. Şöyle esprili bir isim yapayım. Bundan sonra Gek AI gibi. Evet. İsmini de koyabilirsiniz. İşte bu sizin hassasiyet oranı da olabilir. Initial number. Mesela 10 tane. Pardon. 5 tane 0.0005 tane koyabilirsiniz. 1 milyar adet token üretebilirsiniz. Şu anda 1 milyar adet token var. Sizin kendi cüzdanınız olabilir. Web3 cüzdanınız. O da MetaMask gibi, Ledger gibi cüzdanları kullanabilirsiniz. Bu da sizin pardon token supply diyor. Initial supply, yani şu anda piyasadaki olacak miktar, onu karıştırdım. 150 milyon olsun. 150 milyon adet dolaşımda olsun. Hassasiyet ise sıfır hassasiyeti. Yani 5 tane sıfır hassasiyet olsun gibi şeklinde tokenınızı oluşturabiliyorsunuz. Ve bu da diğer özellikleri, tokenomics'i oluşturduktan sonra 100 dolar gibi ufak bir para karşılığında token'ınızı oluşturabiliyorsunuz ve bunun yanında ise generatif AI, yapay zeka kısmında ise çok güzel çalışmalar yaptıkları görülüyor. TokenFi'nin potansiyeli büyük. Ve bir diğer baktığımız ise Boson protokol ve Parcel. Parcel, Parkle, Solana ağı altında olmuş bir RWA projesi, Real Asset. Asset kısmına bakıyor. Boson ise işte o giyilebilir dijital varlıkları tokenize edip insanları işte dijital değer yaratmada sağlayabiliyor. Yani kısaca dediğim gibi tokenizasyon mantığından bahsettik. Onunla alakalı olabilecek gelecekte güzel potansiyel getiriler sağlayabileceğini sizlere söyledik ve hangi projeleri, mesela bakın Centrifuge da güzel bir proje. Bunu da dikkate almanızı öneririm. Çünkü Centrifuge sizlere birer dijital noter imkanı sunuyor. Varlıklarınızı tokenize oluşturabileceğiniz eşsiz bir platform. Bir de köprü teknolojisi var. Buna da ayrıca bakabilirsiniz. Neyse, benim bu videoda sizlere söyleyeceğim
Her şey bu kadardı. Daha fazlası için, daha fazla eğitim tadında sepet, potansiyel getiriler. Üretim, gelişim ve inşa üzerine daha fazla içerik istiyorsanız yapmanız gerekenler belli. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kafanızda olan sorular olabilir video ile alakalı. İşte orada da yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Seviyorsunuz dostlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kalın sağlıcakla.